Sevgili öğrencilerim, merhaba. Şimdi de matematik dersinde beraberiz. Bugün size bir şeyleri bir araya getirmenin, üst üste eklemenin sonucunda ne olur onu konuşmak istiyorum. Kabımın içerisinde, görüyor musun kabı? Bu kabın içerisinde domates var mı? Yok. Bir tane domates koydum. Kaç domatesim var burada? Bir domatesim var. Üzerine bir domates daha ekledim. Kaç domates oldu? 2. Üzerine bir domates daha ekledim. Kaç domates oldu? 3. Üzerine bir domates daha ekledim. Kaç domates oldu? 4 domates oldu. Peki size bir şey sormak istiyorum. Buradaki domateslerin sayısı arttı mı, azaldı mı? Arttı, değil mi? Hiç domates yoktu. Bir tane koydum. Bir tane daha koydum. 2 tane oldular. Bir tane daha ekledim. 3 tane oldular. Bir tane daha ekledim. 4 tane oldular. Yani domateslerin sayısı çoğaldı, arttı. Üst üste ekledim, arttı. Buradaki kapta 2 tane mandalinam var. Bu mandalinaların üzerine ben bir tane daha mandalina eklersem mandalinalarım ne olur? Artar. 1, 2, 3. 3 tane mandalina. 2 mandalina vardı. Bir tane daha ekledim. 3 tane oldular. Yani sayıları ne oldu? Çoğaldı. Evet bakın. Çok severim. Burada kaç tane limon var? 1, 2, 3. 3 tane limon var. Ben bu limonların üzerine 2 tane daha limon eklemek istiyorum. 1, 2, 3. 4, 5. 5 tane limon oldular. Peki bu limonların sayısı arttı mı, azaldı mı? Arttı, değil mi? 3 taneydiler. Ben 2 tane daha koydum. Toplam 5 tane limon oldu. Ceviz yiyor musunuz? Beyin için çok faydalı. Yiyin, tamam mı? Şimdi benim burada sayayım bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane cevizim var. Ben bu 4 cevizin üstüne 2 tane daha ceviz ekleyeyim. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha koydum. 5. Bir tane daha koydum. 6. Kaç tane oldular? Evet, 6 tane oldu. Sayıları çoğaldı, arttı. Burada benim 1, 2, 3 tane kalemim var. Ben bu kalemler üzerine bir kalem daha alıp eklersem kalem sayım ne olur? Artar, çoğalır, değil mi çocuklar? Ben bir tane daha eklersem kalemler çoğalmaya devam ediyor. Bir tane daha eklersem çoğalıyor. Bir tane daha eklersem çoğalıyor. Demek ki ben bir şeyleri bir araya getirdiğimde, üst üste eklediğimde çoğalıyorlarmış. Değil mi? Evet çocuklar, bu dersimizde bunu öğrendik. Şimdi siz de evde düşünün bakalım. Neyi bir araya getirirsek çoğaltabiliriz. Siz de üretmeye, düşünmeye devam edin. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kal.